Çorapla ilgili. Evet, merhaba arkadaşlar diyeceğiz. Bir dakika, şu an intro giriyor. Intro mu giriyor? İntromuz var mı? İntromuz yok kardeşim. Neden? Kanalımızın adı da yok. Kanalımızın adı yok. Evet. Şu an hiçbir adımız yok. Öylesine bir başladık. Kanalımızın adını kim koyacak ya? Vallahi kanalımızın, kanalın adını kim koyar? Bizim kimin koyması gereklerimizde genelde evin en büyüğü koyar. Yani dedekleri kanalın adını koyar. Biz bu arada daha kanalı bile açmadık bu arada değil mi Cihan? Sadece o yüzden evet, kanalın bir fotoğrafı da yok. Evet. Bunlar olacak. Yani bizimki biraz da doğmamış çocuğa video çekiyor. Şimdi geçmek gibi bir şey oldu. Bakacağız. Ben de yani, şöyle oturayım. Kanalın adı bence sallanacak olabilir. Sallanacak. Sen çünkü sallamayı sallamayacaksın. ben biraz sallayacağım bu videoda arkadaşlar. Artık kime sallarsak, kim nasibini alırsa. Evet, sallanacak güzel bir isim olabilir. Ama programın adı mı sallanacak olacak? Yok. Ha, sallanacak evet. Program. Bir herhangi bir konsept yaparsak. Mesela şu anki konseptimiz adı olabilir. Şu anki konseptimiz olmadığı için. herhangi bir konseptimiz olmadığı için. Ben şu anda çorabımı göstermek için bin bir türlü ben şöyle... Alt geçinden mi aldık? Biraz şey oturuşu yapacağım ben böyle. Evet. Yani bu bir konseptimiz de yok. Kanalın adı olmadığı gibi konseptin de adı yok. Bir konsept yok. Kanal da yok zaten. Sen peki bu konuda çok isteksiz başladın canım. Sen de kaç izlenme bekliyorsun? Vallahi benim pek ümidim yok. Yani benim zaten toplu toplu 4 tane falan arkadaşım var. Hepsi 3'er kere tıklasa diyorsun. 3 arkadaşına söylese. Yok yani hepsi 3'er kere tıklasa değil de hepsinin 3 tane gizli hesabı olsa. Hala 12 tık diyorsun, alırız. 15-12 tık benden gelir. Sen Twitter'da bir fenomen olduğun için yani en azından bir reklam çakarsın. Galatasaray tayfa muhtemelen. Fatih Terim Kırmızı çizgimizden. Fatih Terim tayfa büyük. Evet, hashtagler falan. Twitter'daki o hiç kullanılmayan hashtagler. Bir şey arayabilir. Bakalım yani olmayan bir kanalı kaç kişi izler acaba? O zaman yavaştan şey yapacağız. Zaten sen buraları keseceksin. Yapacağız. Arada atacaksın. Yok, belki kesmeyeceğim. Belki kesmeyeceğim. Ama da olabilir. O yüzden çok güvenme ya. İlk şeyimize başlayalım. İlk konseptimiz, olmayan ilk konseptimizin ilk konusu. Yılbaşı programı. Konsept evet, yani arkadan da göreceği üzere. Yılbaşı. Şu an bu videoyu ne zaman yayınlamaya planlıyorsun ya? 1 Ocak'ta mı? 31 Aralık gecesi insanlar evlere toplandığında hep beraber hani televizyonda açıp hani bir şeyler izlemek istediklerinde gelsinler bu kanalda bu videoyu izlesinler. Şu an 27'sindeyiz ayın. Sanki 31 Aralık gecesindeymişiz bir. Evet. Peki ondan geriye sayacağız mı? Saat 12'yi onu denk getiririz yani bir şekilde. Ama evet, çok canlı. Yani şu an tabii saate kaç olduğunu kimse bilmediği için onu da ayarlayalım. Yani bir 5 dakika sonra saat 12 yapabiliriz. Evet, şu anda da yapabiliriz. Sen 10 diye başlıyoruz. Anda da başlayabiliriz. Yani onu 12'ye denk getirmek biraz zor çünkü YouTube biliyorsun. Büyük bir mecra diyorsun. Büyük bir mecra ve insanlar istediği saatte izleyebiliyorlar. Yani 12'ye 4 kala başlayan da biz bir 6 dakika sonra 10 saniye geri sarmaya başladık. Aynen sıkıntı yani, gerçi 12'ye 4 kala da bu videoyu başlayan artık çok hayattan da ümidini kesmişler. Yani bizi izliyorsa eğer 12'ye 5 kala sıkıntı var. Yani yok diyene de çok inanmamak lazım. Yani çok dost değildir. Aynen, şu an çekeceğimiz, daha doğrusu çektiğimiz ilk video olduğu için ses kalitemiz de biraz düşük olacak galiba. Biraz masada kurtaracağız. Bir masada kurtarmaya çalışacağız. Bir masamız var bizim. Olmadı. Nasıl? Bilgisayarım var. Derken? Masada kurtaramazsa. Yani NASA'da tanıdıklarımız olsaydı. Olabilir. Ama, en azından NASA Swiss Shorty giyen tanıdıklarımız var. Onlara bir soruyoruz. Aynen. Swiss Shorty nereden aldın? Bu şekilde yapacağız diyorsun. Yani sese, görüntüye falan çok takılmamak lazım. Niye? Çünkü artık çağdayız. Aynen. Peki YouTube'dayız. Ben... Şimdi sen buraya kar yağma shorts'u koydun diye YouTube'da. 1200 tık aldım bu arada. 1200 tık yani, izlenme aldım. Bir şekilde. Tık alma da izlenme. İzledi mi diye. Evet. Ama tıklayarak izledi. Tıklayarak şimdi İsmail YK şarkısı gibi oldu. Sonuçta bir tıklama var. Bir tıklama hissi yarattıysa sende olabilir. Var. Benim şu an 7 abonem var bu arada. 7 abonem kanalımda. Onu geliştireceğim bu arada. Benim bu şu an olmayan kanaldan çok daha ileridesin. Çünkü bir kanalım var. Bir kanalım var. 7 abonem var. Ve 7 abonem var. Ve bir şarkım var biliyorsun. Evet. Oradan belki şarkıma gidip şarkımı tıklayabilirler. Burada köşelerden bir köşe. Şu köşeye atarsın Cem. Şu an bak parmağımın ucuna eğer o şarkıyı atarsan. 1500. Atmaya da bilirim. 1500 tıklaması var. Onu bir 5000 tık yapabilirsek güzel olur. Yani sen bu videoda bayağı bir fon. Bu videonun izlenmesini... Ben bayağı bir şey yükseldim bu arada. Bu videonun izlenmesini geçtim. Diyorsun ki benim buradan refer ettiğim videolar da izlensin. Yani bu iyimserliği peki 2022 yani yıl bahsetmişken bu iyimserliği 2022 yılında da böyle devam ettirmeyi düşünüyor musun? 2022'den yani... beklentim mesela 5000 tık. Ve daha ötesi olabilir. Daha ötesi mesela 5000 abone olabilir. Aynen. Yani 2022-2021'den daha güzel olacak. Şöyle bir gözlemim var. 2020 o kadar kötü geçti ki. 2020. 2020 o kadar kötü geçti ki. İnsanlar 2021'e girdiler. Ve 2021'in sonunda kimse Caps'te hiçbir Twitter hesabı, hiçbir Twitter fenomeni demiyor ki bit artık 2021.
2021. Ha, kardeşim bu bitsin, bu yılda artık bitsin, gına geldi bize, ne bitmez yılmış. Ha, Allah da seni kahretsin, git bir daha da gelme. Yani. Demiyor kimse. 2022 böyle büyük bir sorumlulukla geliyor. Böyle ne derler ona? Böyle hani enkaz devralmak gibi değil de. Gibi bir şey yani, sanki yeni hani, bir başkan, zirve başkandan almış bir takım. Evet, sanki böyle iyi bir şeyi, seviyeyi böyle devam ettirmesi gerekiyor 2022'ye. O yüzden işi zor. 2022'ye buradan sesleniyorum. Zaten şurada birkaç dakika kaldı. Anladığım kadarıyla 2021 diyorsun. 2021'in yani, o güzelliğini devam ettirmek için biraz daha çok çalışması lazım. 2021 her ay yani hangi yıl olursa olsun 2020'nin peşine geldiği için diyorsun. Zaten güzel oldu. Evet, yani şimdi dünya genel tarihine baktığımızda kişisel sebepleri ayrı koyarsak iddia ediyorum. İddia ediyorum. Bütün iddiacılara iddia ediyorum. 2021 üst olur diyorsun. Hayatında büyük enkazlar yaşamamış kimsenin genel olarak dünya durumunda kimsenin en kötü yılı olmayacak. Değildi. 2021. Olmayacaktı. Burada birkaç dakika kaldı bitmesine. O bu saatten sonra da olmayacak. Aynen. O yüzden 2020'nin üzerindeki baskı, şimdi daha doğru kelime daha yeni geldi. O baskı çok fazla. Yani 2022 buraya geldiğinde diyecek ki aman aman nereye geldin? Çünkü burada herkes yani böyle kimse bit artık 2021 Allah senin belanı versin modunda olmadığı için 2022'nin orada biraz şeyi var. Sorumluluğu, baskısı biraz fazla, onu biraz kırması gerekecek. Çünkü 2020 enkaz devleti. 2021'de bunun ekmeğini biraz yedi. Yani o kadar kötü bir yıldan sonra geldi ki yani ne yapsa yedi zaten üstüne koymuş yani, gibi görünecekti. Yani. Bence 2022'den benim en büyük beklentim 31 Aralık gecesi televizyonda herhangi bir Sibel Can olmaması. Ya da tüm Türkiye'ye ya da O Ses Türkiye'nin artık olmaması. Programı olmaması. Sercan abiye de selam yollar mıyız bilmiyorum ama yollayalım. Yani sıkıntı olmasın daha iyi programdan. Acun abimize selam yollayalım. Evet. Belki biz de satılır. Satın alırsa belki bir egzene geçme işimiz olabilir mi ikinci programda itibaren? Zor. Evet. En azından para verip izlenecek kadar yani, kaliteli değil bence bu içerik. Biz para versek Acun abimiz alır mı? Ona da ihtiyacı yok. Ona da ihtiyacı yok. İhtiyacı yok Acun abi. Zor. Acun'un da işi zor. Onun altına vereceğine zaman karar verelim. Evet, biz işini kolaylaştırıyoruz. Anasız bir reklam. Yani evet. O Ses Türkiye var mı yeni yıl? Mesela şu an 31 Aralık gecesi ümitsiz vakalar eğer TV8 açarsa belki hani O Ses Türkiye var mı yok mu? Yani 8.5 falan var bilmiyorum da, ama TV. TV8'de şimdi yılbaşı gecesi eğer O Ses Türkiye varsa yılbaşı özel. Ben Arda hani Turan katılacak diye bir bilgi bölümüm aldım. Arda Turan katılacaksa zaten Taylan Antalya'da katılacak diye bir bilgi. Grup olarak Taylan Arda Berkan gibi. Orta sahi üçlüsü değil de yani. Dans üçlüsü. Taylan daha böyle dost, daha tek başına, altı numara. Yani Taylan tek başına. Yani üçlü katılım olabilir. Dans üçlüsü gibi şeyler vardı önceden. Yani Taylan'ın bu toplara girmesini. Yani bu üçlüyü bence Fatih Hoca'nın da denemesi lazım orta sahada. Taylan, Arda, Berkan. Bakalım o sesle ses getirirlerse. Belki Hoca da duyar yani Fatih seslerini ama. Bilmiyorum Arda Turan katılıyor muymuş gerçekten? Benim aldığım duyumlar içerisinde Arda Turan ve... Nereden aldın bu duyumu? Yani sağlam kaynaklardan diyelim. Anılabilecek. Ben bir Mesut Özil bekliyordum açıkçası. Mesut Özil yani. Mesut Özil daha çok böyle TRT1'de işte yok. Diriliş 2022 formatında. Yok. Şimdi kendine has bir logosu olan vesaire kurumsallığına önem veren bir arkadaş. Evet. Token çıkartacak. Yani. O yüzden kendi kepi falan da var. Şapkası makkası var. Bence rap yapabilir diye düşünüyorum ben O Ses Türkiye'de. Yani Almanya'dan geldi. Ya da biraz hani hamaset yapmak isterse de evet senin dediğin gibi. Özürüm Türkiye'm olabilir. O Ses'te. 2022 Diriliş Türkiye gibi bir format. Evet, O Ses'te bir Ölürüm Türkiye'm. Mesut Özil performansı ben izlemek istedim de. Eğer biz de daha hızlı bir şekilde... 2051'de yani, belki konuk olabiliriz. 2022'de belki bu kanal hani şu an henüz çatısı bile olmayan kanal. Bu arada aynen tekrar hatırlatalım. Kanalın ismini arkadaşlarımız sizler vasıtasıyla bulmaya çalışacağız. Tekrardan bir hatırlatmaya çalışalım. Yorumlara yazsınlar mı o zaman? Yani yoksa sadece düşünüp bıraksınlar mı? Aynen yorumlara yazmazlarsa bilemeyebiliriz çünkü. Kanalın adı yok. Yani kanalın adı kanalın yok. Adı yoktu aslında. Çok klişe ama... Aslında adı yok mu koysak şey. Kanalın? Adı yok. Yok, o çok şey olmaz. Çünkü hani kafa karışıklığı yaratır. Kanalımıza abone olun ama kanalın adı yok. Abone olabilirsiniz. Kanalın adı yok olacak büyük ihtimalle. Yani bir süre. Aynen. Beğendiğimiz bir isim. Hatta buraya beğendiğimiz bir arkadaşı belki ortamıza alabilir miyiz? Yok. Bence kimse ortamıza gelmek istemez şu aşamada. İstemez yani. İleriki aşamada biz istemeyebiliriz belki.
O hayatın kaderin bir cümlesi. Yani, o da Acun Ilıcalı'ya bakıyor biraz. O da Acun'un evine bakıyor. Biz de onu istemeyebiliriz bir sonraki. Yani belki 1 milyonu geçersek biz de onu istemeyebiliriz. 1 milyonu geçer miyiz ya? Bilmiyorum, içinden geldi bir anda söyledim. İnşallah içinden geldiğiyle kalmaz. Dışına da yani olur. Belki bir kahve sponsorumuz olur. Olmaz mı? Ama kahve fiyatları aldı başını gitti. İnanılır gibi değil. Kahve fiyatları kardeşim, biz geldi filtre kahve içiyoruz sende. Yani paramız ona yetiyor biraz. Espresso o zaman çok bizi yoruyor. İtalyan da değiliz. Fatih'lerim İtalyancamız yani. Bu videoyu sen kurgulayacaksın. Kurgu olmaz da bizde kesme olur yani. Kesme, biçme. Bipleme. Bipleme. Fotolama. Akımı kim başlatmıştı? Yani ilk kesmeyi kabilde duymuş. Yok, kat atmayadan bahsediyorum. Ben kimden başlamış o kat atma işi? Ya kat atma işi şimdi isim vermedim. Kimseyi karşımıza almayalım. Diyenler anladı bu işin aslında. Meşe'nin kimden. O kadar kat atmayız biz. Video arkamızda bize gülecek kişiler de yok. Hani gülme konsepti koyacak mısın arkadan? Hani gülme sesi en son Avrupa Yakası'nda vardı. Avrupa Yakası sevdiğimiz bir dizi. Koyarız. Gülme sesi de istiyorsan sana bir espri koyayım arkasına hemen. İnsan, yani şu an espri şaka gelmedi aklıma ama bilmiyorum. Olsun, ben yerde koyayım en şu an hemen. Tamam, herkes bilmiyorum. Videoyu burada bitirecek miyiz peki kardeşim? Nasıl yapalım? Yani videoyu elbet bir yerde bitireceğiz. Her yani şeyin son olduğu gibi. 2022'ye girdik belki de. Belki. Ondan geriye sayacak mıyız bu arada? Ondan geri sayarak bitiririz. Ya da şöyle yapabiliriz. Herkes yorumlara bir ondan geriye doğru saysın. Saysın. Ya da geri 10 yazsın, onun altına cevap olarak 9 yazar. Şöyle bir şey olur. Hani sen 8 yazdın. Ben 7 tam yazıyorken benden önce birisi 7 yazar da ben enter'a basarım. 2 tane 7 alt alt olur. O zaman 77 gibi olur. 77 tekrar olmaz. O da bir daha gel 76, 75 falan. 77 dönünce de çeşitli şarkılarını forma numarasından. Hangi formun? Galatasaray formu. Yani ben o zaman şöyle yapalım. Yorumlara. Şöyle yapalım o zaman, hazır konusu açılmışken. Bak şu an geldi. Daha önce hiç konuşmadım. Daha önce bunu duymadın, ilk defa duyacaksın. Ondan geriye doğru sayan. En güzel sayan ama yani. Hiç ondan geriye saymamışçasına ondan geriye doğru sayan arkadaşı 77 numaralı Tarık Çamlar formasını benden imzalı. Direkt senden imzalı. Benden imzalı. Peki Adana Demir forması mı, Galatasaray forması mı? Galatasaray Adana mı? Demir'de kaç giyiyor? Onu hiç bilmiyorum. Ama 70. Ona ben bir tarığa sorayım. Ama Galatasaray forması. O Galatasaray'da şimdi Galatasaray'da olmayan arkadaşlar üzülmesinler. Aynen. Olmadı bir evet. Beyaz bir tişörtün arkasına 77 Tarık Çamlar yazıp. Şöyle yapabiliriz. Hazır bildiğim alışveriş poşetinden Messi forması yapan bir çocuk vardı. O çocuğun hikayesini ben biliyorum. O çocuk... Türkiye'de mi? O çocuğu aldılar. Messi'nin yanına götürdüler falan. Çocuk böyle ağladı mutlu oldu. Şimdi aynı işi... O çocuğu ne yaptılar biliyor musun orada? O yaşadığı köyde kaçırdılar, maçırdılar. Size para vermiştir Messi. Tabii. Tekrar geri aldı. Messi size para vermiştir. İşte siz Messi'den aldığınız parayla bu çocuğu fidye verin, bu çocuğu kurtarın, biz bilmem ne. Çocuğun adı Mansur muydu? Neydi öyle bir şeydi. Eğer böyle bir hayat yaşamak isteyen arkadaş varsa... Aynısını Tarık Çam'dan yapabilir miyiz? Böyle bir hayat yaşamak isteyen arkadaş varsa ben... Poşetle Tarık Çam'dan olalım. Mesela Galatasaray'da arkadaşlara şok poşetinden 77 yazacağım arkasına. Tarık Çam'dan yazacağız. Tarık Çam'dan yazacağız. Onu da Tarık Çam'dan bir ara videoda gördüğümde... Yok, ben kendim yaptığım gibi kendi ellerimle imzalayacağım. Poşeti de işte o alttan ondan geriye doğru en güzel sayan arkadaşa vereceğiz. O da sağ olsun giyecek formasını. Tarık Çam'dan etiketleyecek. Abi böyle niye bir tane sürekli Tarık Çam'dan sokmaya çalışıyor? 77 numara Tarık Çam'dan... Kardeşim yani şu an Tarık Çamdal'ın bilmediği bir yerde bir sürü şey var Tarık Çamdal'la alakalı. Ama bunu yapacağız. Yani sözümüz söz, ondan geriye doğru sayan en güzel sayan ama. Sıradan değil. Tamam. 22'de herkese ondan geriye doğru sayacak kadar güzel bir taraf geçsin. Geçsin. Yani en azından 10 saniyeye güzel sayacak. Herkes 2022'de Allah Tarık Çamdal şansı versin, bahtı versin, kontratı versin. Kontratı versin. Sen artık videoyu ondan geriye saymadan bence bitirelim. Yorumlarda ondan geriye doğru sayılsın. Bakacağız. Kanalın adı da her şey olabilir. Aynen. Bakacağız.